Evet gençler ve kendini hep genç isteyenler kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün oyun oynuyoruz. Ne? Ne biliyorsun beni ya? Benim sabote etme. Dur gülesim geldi. Değişik bir adam oldu. Ayşe'den çok oynamak istedim oyunu. Anne Ayşe'nleri kıymadım, kırmadım. Bu oyunu Furkan benim için almış. Hayır ya, Furkan'ın herifle oynayacaktık biz bu oyunu normalde. Ama onlarla oynayamadık. Nasip olmadı. Seni çok öpüyorum buradan. Yani en azından bir kutup olmasaydın benim. Ha pardon. Ayşe'nleri için aldım evet. Özür dilerim Ayşe'nleri. Bu ne? Bilmiyorum. Sen oyun bu. Bak. Chat Cards. Chat Cards. Chat Chat. Ne yazıyor benim burada? Chat Cards. Evet, oyunumuz bu. Nasıl oynanıyor Ayşe? Nereden bileyim ben, bilmiyorum. Bilmiyor musun? Hayır, kutusunu gördüm, hoşuma gitti. Az önce kurcaladın ya. Kutusunu gördüm, hoşuma gitti. Az önce kurcaladı Ayşe ama şu an kurcalamamış gibi davranıyor. Sadece şunu okudum bir saniye kadar. Biz kurgu bu arada video, soruların hepsini biliyorsun. Paketi yeni açtım, vallahi paketi yeni açtım. Gerçekten paketi şimdi açtı. Onu da ben merak ettim. Sonra biliyor musun? Tamam, ilk soruyu Melih'e soruyorum. Biliyorsun ya. Bu ne şimdi, ben anlamadım. Hazır mısın Melih? Hazırım. Tamam, direkt cevap vereceksin. Tamam. Kabul mü? Abi soruları göstereyim ben. Ne çıkacak oğlum şimdi? Hadi soruyorum. Sana göre okulda öğretilen en yanlış bilgi neydi? Pat. Hadi cevapla. 2 kere 2 4. Ya bir sus sana. Tamam ben ya? De cevap verdim. Ama ona sorduk. Soruları biliyormuş ya. En yanlış bilgi. Şimdi nasıl oynayacağız ki bu oyunu? Hadi başla hadi hadi. Ha. Bir kart çekilir ve oyuncular sırasıyla soruya eşlenikle cevap verir. Herkes verdiği cevabın nedenini açıklamak zorundadır. Çünkü chat kartı eğlenceli yapan verilen cevaplardan çok o cevabın neden verildiğidir. Herkes birbirine yorum yapar, konu konuyu açar, konu sıkınca yeni bir kart çekilir ve böyle devam eder. Tamam. İsterseniz sıkıcı suratları kullanabilirsiniz. Herkes 15 tane sıkıcı surat sembolünü önüne alır ve birinin cevabını çok sıkıcı veya saçma bulduğunu ona bir tane kart verir. Bakalım en az sıkıcı surat sembolünü kim alacak? Tamam, hadi bunu vay. Yani sen nasıl olacak bu? Sen ben senin cevabını beğenmeyince sana bundan bir tane vereceğim mi? Evet. Ama kaç tane varsa direkt bölelim bunu. Yok gerek yok. Gerek alalım, yok oğlum. Alalım böyle. Herkesin bir hakkı olsun yani. Atıyorum benim 5 tane sıkıcı kart. Hayır ya. Niye öyle? Bak en az sıkıcı kart evet, veren zaten. Evet oğlum en az veren alan kazanacak zaten. Kazanmak için hep kart yok. Ne? Kartlar burada oğlum. Evet ya. Fiyat yazmayacağız mı? Sadece soru. Bence direkt sözlü söyleyelim. Bence ya. De. Bıyığım nasıl bu arada? Bıyığım nasıl? İşte gel. Tamam neyse başlıyorum. Abi o zaman ilk soruyu ben çekiyorum. Melih sana soruyorum. Evet. Tamam çektim. Hayır hepimize sor. Hepimize mi soracak? Bir kişiye mi soracak? Bence herkes bir bence ben dediğim gibi olsun bence ya. Öyle olmasın evet. Mı? Herkesin doğrusu kendine olsun. Tamam hadi. Melih soruyorum. Hapis cezasını mantıklı buluyor musun? Hapis yerine ne gibi ceza yaptırımlar uygulanabilir? İdam. Mantıklı mı? Buluyor. Mantıklı mı idam? Çok mantıklı. İdam mı? Kişiye göre değişir oğlum. Tamam abi senin cevabın ne? Hapis yerine mantıklı. İdam mı gelmesi lazım? Hayır oğlum. Hapis cezasını hapis yerine ne gibi ceza gelebilir diyor. Hapis kalkacak onun yerine mi gelecek? Hayır öyle diyor. Hapis. Hapis kalkacak demiyor bu oğlum. Al abi hapis yerine diyor okuyormuş da ya. Yerine ne gibi oğlum hapis kalkacak diye demiyor ki ne gibi hapis yerine diyor. Cezai yaptırımlar uygulanabilir diyor. Tamam ne uygulanır tamam söyle hapis kalmasın. İdam gelsin. Evet. İdam falan gelmesin. Sonra adamlar boş boşuna idam edecek. Ne alakası var oğlum? Tamam hadi. Aslında sen olur bazen insanlar boş boşuna. Tamam ona hiç girmeyelim şimdi. Ayşen orada soruyorsun. Değil mi? Aynen. Bu ne oğlum? En sevdiğin ünlüyle çok yakın arkadaş olacaksın ama eğer ona dokunursan pudinge dönüşecek. Kesinlikle dokunurdu. Kabul eder miydin? Evet. Kabul eder miydin bunu? Puding olmak isterdim. Hayır pudinge dönüşecek. Dokunduğun ünlü pudinge dönüşecek. Olur yerdim. Yani ama en sevdiğin ünlü. Olsun. En sevdiğin ünlü. Murat Akdiş zaten. Eskiden en sevdiğim ünlü. Artık ünlü mü? Artık ünlü tabii. Hala olsun ünlü. Ya bilmiyorum. Hiç şarkılarını bilmiyorum artık. Harbiden mi? Vay be. Eskileri biliyorum da yerlerin hiçbirini eski bilmiyorum. Eski MDFC'lerden bu arada Ayşenur. Ne mi öyle şeyler ya? Ne? Sen MDFC Twitter'da Ayşenur Balkınç. Utanıyorum. Artık geçmişin kirli olabilir ama söyleyeceğiz bunları. Yani insanları geçmişiyle yargılamak. Yargılamıyorum ya. Ben de eski MDFC'lerden biriydim.
Murat Dalkılıç fan club. Öyle miydi? Neyse, Murat Dalkılıç puding dönüşse onu yerdim. Dönüşebilir. Okey. Tamam, hadi sor. Sen de. Gel de evet. Bana soracaksın. Sonsuza kadar dünya barışı olsa. Ederim. Oku şu an ölmeyi kabul eder misin? Ederim. Sonsuza kadar dünya barışı olacak olsa yemin ederim şu an ölmeyi kabul ederim. Yalan bu arada. Sonsuza kadar dünya barışı olacaksa şu an şu an öldürün beni. Bak net söylüyorum. Kendi kafama kendim sıkıyorum. Vallahi şov yapmıyorum beni ya. İyi mi diyorsun ha? At onları da bitirmeyi İnsan bir düşünür. İnsan biraz düşünür ya. Ya bütün olumsuz kartları bana attılar ya. Ben kabul etmiyorum bunu. Harbi açam olumsuz kartı. Soruya cevap vermiyor. Ya. Hayır, ben soruyu okumamı bekleseydin. Biraz düşünürdü. Neyse. Hadi geçtik. Ya inanmıyorum size. Tamam, ben artık sır buluyorum. Kart çekeceğim. Bundan. Tamam. Hepsi bana atıyor. Buyur. Melih, sana soruyorum. Hazır mısın? Evet. Çektim. Alper Tunga öldü mü? Sızacım kaldı mı? Ya bir dur. Meyyet buluyorum. Sen niye patlıyorsun? Pardon ya. Ne bileyim, öldü. Alper Tunga öldü mü? Bu nasıl bir soru? Şiirin devamını getirdin. Şiir miydi bu, neydi? Öyle bir şey işte. Issız acım kaldı mı? Acım kaldı mı? Bilmem ne. Tengri öldü mü? Ha, öyle bir şey vardı ya. Ondan herhalde. Bilmiyorum. Ne kadar kültürlüydü değil mi? Tamam. Sence evet. Uzaylılar var mı? Varlarsa aa, görünüşleri var nasıl olabilir? Var tabii ki de, görünüşleri bilmiyorum tamam. Yani. Benim hep aklıma mesela küçükken şey gelirdi. Görünüşe bilmiyor musun? Yeşil uzaylılar. Bilmiyorum tabii ki. Allah hep böyle şey. Ya sen biliyorsun sanki kaç tane uzaylı görürsün. Ya cevabını beğenmedim. Tamam. Sence nasıl olur ya? Kaç tane uzaylı görürsün? Ben hemen geri attım mı ya? Sen nasıl geri atacaksın bize? Ya ben dağıtıyorum şu an seni. Hayır. Benim hakkım var. Kaç tane uzaylı? Tamam, kaç tane uzaylı gördünüz mü? Ya görmek zorunda mıyım? Şey vardı Leyla. Dur. Leyla ile Mecnun'da şey vardı hani böyle. Kolay öyle evet. Şöyle. Eli kıllı, tespit çeken böyle takım elbisesi renkli bir tane uzaylı. Hatta oranın başıydı, başkanıydı. Ben o bölümü izlemedim galiba. İzlemedim ya. O onun o bölümü izlemedim. Ben parça izledim Leyla Mecnun'u. Onun gibi olabilir. Şahinci olabilirler. Şahinci mi? Şahinci. Uzaylılar Şahinci'dir. Tamam, diğer soru. Aklıma geldi. Kimin sıra? Ben de sıra. Of ya, sana ne kadar basit şeyler çıkıyor. Abi basit değil, bu doğru çok zor. Soruya... Çay mı kahve mi? Çay tabii ki ya. Ben cevap vereceğim, bir dur ya. Çay mı kahve mi? Sen daha çok çay içersin. Hayır dur, karar vereceğim. Döner. Çay mı kahve mi? Abi çabuk, iki kez sesini çay mı kahve mi? Döner. Ya. Kahve diyorum ben. Döner. Ama niye böyle? Ama kahve çok fena, uyku açıyor. Çok güzel bir şey bence. Çay keyif için, kahve olmazsa olmaz, ölürüz. Benim hiç uykumu açmıyor. Ver kartları ver, bende sıra. Şuna koy istersen. Peki. Ya bizim mutfaklar bitmez ha. Ya oğlum. Sonra bitirmeye çalışmıyorsun zaten. Tamam, yarısını da başka zaman oynayalım. Ooo Melih. Hazır mısın? Yapma. Bak şu üzgün saatte sana fırlatırım cevabını vermezsem. En büyük korkun nedir? Bununla yüzleştin mi? Yalan. Abi cevap ver de bak, atacağım hemen. Doğru söyle, dur bir daha söyle sana. En büyük korkun nedir? Bununla yüzleştin mi? Hadi. Şu an en büyük korkunu düşünüyorum, bir saniye. Çay içen var mı? Çay. Var tabii ki. En büyük korkun. Mi çay içiyor mu? Yok. Ya almıyorlar ya. Alayım. Alacağım. Sahibi. Alacağım ya, bir saniye önce alayım mı? Tutamadım ya, en büyük korkum cidden. Tamam, küçük bir korku söyle o zaman. Hayır kabul etmiyorum. Vallahi ölüm suratı yapıştırırım direkt. Abi cidden büyük bir korkum yok ki. Ya bir yürü git ya. Senin ne oğlum? Sen söyle. Bir şey diyecek işte, kaslarımın kaybolması. Oğlum sen söyle. Sen söyle. Abi bana çıkmadı ki, boşuna mı şey yapıyoruz? Abi büyük korkum yok mu? Benim var büyük bir korkum ama asla kamera önünde söylemek istemem. Tamam, ben de söylemek istemiyorum o zaman. Abi o zaman üzgün sana alasın yani, söyleyeyim. Hepsini veririm sana. Ben biz verdik oğlum sana hepsini, sen nasıl bize geliyorsun? Abi benim de bak, video başladım ki her gelin bir hakkı olsun dedim, sayı yani. Benim şu an hakkım yok, benim hakkımı da kullanırız, bana attınız, ne yapayım ben? Dur, videoya geri geleceğim. Geldim videoya. Tamam. Tamam o zaman üzgün soru, al.
3 tane verdim. 4 tane hak ettim. Ooo saçmalama ya. Bir tane her seferinde. Cevap ver. Of bir tane. Bana 10 tane attınız siz. 10 tane. O çok kötü bir cevap var. Bu ne oğlum ya? Hep senin. Tamam devam edelim. Kim evet, neydi? Sen bana soruyorsun. Hayır. Ha ben sana sordum. Evet doğru. Doğru. Harbi mi? Sanki sor- cevap veremedin yani soruyu Melih'ciğim. Hadi sor. Sevgilinde arayacağın ilk özellik nedir? Sevgilimin olması. Ya arkadaşlar ya. Ya sevgilimde tek bir özellik aramam ki. Kanka altın. Ne ararsın mesela? Uzun boy. Uzun boy evet tamam. Sevgilim kusura. Sevgilinin olduğunu biliyorlar mı? Kim biliyor mu? Hüseyin falan. Sevgilim yok. Ya Ayşe Nur ben de biliyor zannettim ya. Atacağım bunu ha söyleyeyim. Tam biliyorlar ya. Anne biliyorlar biliyor. Mı? Anneme de söyledim. Ha iyi tamam o zaman. Tam sevgilinin arayacağın özellik İyi özellik selamlar. Şimdi, Ertuğrul selamlar. Adı Ertuğrul olsun. Adı Ertuğrul olsun. Ya söylesene arkadaş niye söylemiyorsun? Ya gözleri renkli olsun. Ya Ayşe Nur şimdi Ertuğrul anlatma ya. Hastacı olur. Ertuğrul sevgilini olmadan önce tamam, ne sana bu konuyu olduğunu düşün. Tamam şey ortak hayallerimiz olsun. Tamam bunu beğendim. Tamam. Okay. Az kalsın yüzü sırtı yapıştırıyordum ha. Tamam hadi sor. Kaşınıyor mu bu arada? Bana bunu soracak şimdi. Bu soru vereyim mi en üstteki? Evet. Evet. Çok ben... gezen mi bilir çok okuyan mı? Bu cevap ne belli yani. Sana çok spesifik çok... Sen ya tabii ki çok okuyan ya. Bilir. Bu niye kaçmış? Bence çok okuyan çok bilmez. Çok gezen ve çok okuyan bilir. İkisini de yapan. İkisi de yapılmaz ya. Yapılır mı? Yapılır. 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 Bence ikisini de yapmak lazım. Çok gider falan çok bir şey bilmez. Birine para birine vakit gerekiyor da o ayrı. Gerçi deniz parasını da gezmeyi başarıyor. Ya niye ifşa ettin ki beni? Şu an benim ifşa ifşa etti ya. Ben çok paralı geziyormuş gibi davranıyordum. Ne? Yok kesmeyeceğim böyle daha iyi olur. Sana çok basit sorular çıktı bu oğlum ya. Bana en son gelen neydi lan? Çok... Gezen mi okuyan mı? Çok gezen mi çok okuyan mı? Sana çok spesifik şeyler çıktı gerçekten. Çay mı kahve mi? Bu ne abi? Melih alır mısın? Deme mi? Bütün rüyalarını kontrol edebilecek ama günde 15 saat uyumak zorunda kalacak olsan bunu kabul eder miydin? Günde 15 saat diyor. Tamam ama rüyanı kontrol ediyorsun. Zaten rüyanı kontrol ediyorsun. Ama her gün 15 saat uyumak zorundasın. Sen yani günde 9 saat yaşayacaksın. Tamam. Kabul eder misin? Ederim. Ben de ederim. Ben de ederim abi. Zaten 15 saat uyuyorum. Ben de rüyamı kontrol edemeden uyuyorum. Ben rüyamı kontrol edebiliyorum zaten genellikle. Lan rüyamdan akşamını kontrol edebiliyor musun? Ya rüyamdan akşamı çok değil ama rüyamda olduğumu anlayıp uyanmayı kontrol edebiliyorum korktuğumda. Ya Ayşenur ondan bahsetmiyoruz ya. Sen ne yapacağını kontrol ediyorsun. Milli sorusunu özgür bırak anlıyorsun. Helal olsun. Bendekileri sana ya, atıyorum. Milli sorusuna kazandın ya. Ya bir gidin ya. Soru Melih'e sorduk, sen kazandın. Tamam, kadar. Uçtuğum zamanlarda uçmamı kontrol edebiliyorum. Ona da o uçmayı kontrol ediyorum ya. Gerçekten edebiliyor musun şimdi? Evet. Nasıl yapayım? Sağ uçtuğum zaman böyle sağa mı gidiyor? Hayır, uçmayı gerçekten sanki o an... Sağa varken yatakla aşağı düşüyorum. O an araba kullanır gibi ben uçuyorum yani. Harbiden mi? Harbiden. Vay be, çok büyük bir yetenek. Tamam. Bunu kim sordu, ben sordum. Sıra bitti. Sen sordun aşağıda. Ben mi? Ha sen bak soruyorsun. Hadi güzel bir soru. Kabul et oğlum bu soru bari benim de. 100 milyon doların olacak ama aileni ve tüm sevdiklerini bir daha göremeyeceksin. Kabul eder miydin? Seni bir dakika bir soruyu milliyet alıyorum. Ben de derdim baba. Abi mi? Sat. Ben de derim ya. 100 milyon dolara yok etmem ya. Şimdi ailemden... Abi, etmezsin, yani ailemden ama. Eğer... Annemi ve babaannemi çıkartırsak... Ya ooo! Öyle olmaz. Baba tarafında olan herkes. Bu zaman ben de okeyim. Ya tamam. Kardeşlerimi falan görmemeye okeyim. Güzel bile olabilir bence. Lan kardeşlerini görmüyorsun. Duyun bunları duyun. Mustafa Ali Hüseyin. Yanlışamıyoruz zaten. Şiddetli geçimsizlik var aramızda ama. Hangi şiddet uyguluyor? Sen mi onlar mı? Sen mi görüyordun? Sen daha dayak yiyen tarafsın. Oğlum o artık büyüdüler tamam, ya. Ben nasıl döveyim ama. Küçükler, laf geçme mi abi? Olabilir sonuçta küçükler. Tamam psikolojik şiddeti ben uyguluyorum tabii ki. Tamam. Kimde sıra ben de sıra. Hayır. Yok sende sıra tamam. 10 sene sonra bu soruyu sorsaydın kabul ederdim. Abi. Ya 10 sene sonra da evlenmiş bir şey olacak ya. Doğru. Çocuğum için hiç kabul etmezdim. Tamam. 10 sene sonra çocuğun olacağından okeysin yani.
10 sene sonra. 10 sene sonra olur gerçi, doğru. 31 yaşında olacağım. 32 olacağım hatta. Ben 16 gün sonra 22 oluyorum. Ya bunu da burada söylüyor ki doğum günü kutlayalım diye. Doğum günü kutlu olsun şimdiden çünkü unutabilirim o zaman. Ben seni kötü unuttum zaten. Sen benimkini biliyor musun doğum günümü? Biliyorum ama ben sana hatta unuttuktan sonra şey doğum günü geçtikken 2 gün sonra mesaj attım ya Deniz doğum gününü unuttum diye. Lan senin yine iyi, biz spor salonunda muhabbet ediyoruz Gazi'yle. Bu geldi bana posta koyuyor beni. Hadi lan göz sivildim, bekle gel burada spor yapmaya mı geldik, ne yapmaya geldik, artık yapıyor. Doğum günü yapıyorum. Müydü? O gün doğum günü oldu. Doğum günü video çektiğim montaj çektiğim. Tamam hadi kimde sıra? Neyse videoda söyleyeyim de Deniz. Doğum günü. Hayır sen de değil. Ben doğum günü kutlamasını istemiyorum. O yüzden videoda söyleyeyim. Sana de. Soruyor. Doğum günü mü? Hayır. Sordu diye mi? Aa, ben sana sormadı mı? Nasıl sordu? Sormadı. E ben doğum günü niye sevdim? Hayatım boyunca tek bir sıvı içme hakkın olsaydı neyi seçerdin? Bu sıvının içinde sadece su içebileceksin. Ne? Sorudan çıktı ya. Bu sorudan çıktı. Doğru neydi ki? Ben unuttum sorunu. Ben şu an her şeyi unuttum. Hadi ben sana soruyorum. Hayatım boyunca tek bir sıvı içebilecek olsaydım bu sıvı ne olurdu? Bunun dışında sadece su içebileceksin. Su dışında herhangi bir şey say o zaman. Protein tozu. Şaka bu şaka. Net ayran bunun cevabı. Zaten önceki videoda vermiştim. Dönerini içeceksin çünkü. Tabii dönerin yanında içecek bir şey olması lazım. Ayran. Net ayran. Dönerin yanında vişne suyu içiyor ya. Limonata içiyor, vişne suyu içiyor. Ben dönerin ama yanında vişne suyu seviyorum. Ne yapayım? Sen yine yedin. Döner sevmeyenlere var. İsim vermeyeceğim. Baş harfim Meli. Döner yerim diyorum. Gelmiyor ya. Abi insan nasıl döner yemez ya? Meli de arkadaşımı devam ettiriyorsun peki? Ben gidiyorum. Görüşürüz. Git bay bay. Ne yapıyorum? Döner yemiyordu işte. Hamburger yiyordu onun yüzünden. 100 kilo oldum hamburgerden. Tamam hamburger güzeldi de. Döner efsane. Hele Mücahit'in döner. Mücahit'in şey. Mücahit miydi? Reklam yap, reklam yap. Şahin kardeşler. Sosyal mi? Sosyal mi? Şahin kardeşler güzel, Bayram Usta güzel, Kadir abininki güzel. Bayram Usta'yı çok sevmedim ama yani. Hepsi tanıyor zaten Kadir abi. Hadi hadi. Fırat döner. Mücahit Usta, Şahin kardeşler. Fırat döner oğlum. Önceden Fırat döner hep vardı. Şahin kardeşler sonradan. Hadi hadi Deniz, bana sor bakayım. Kesin gene salak bir soru. Hazır mısın? Hazır mısın? Değilim. Abi görünce hiç hazırlamıyorum. Çok klasik bir soru. Herkes birbirine soruyor zaten bu soruyu. Çok klasik. Issız bir adaya düşsen yanına alabileceğin 3 obje ne olurdu? Bundle. Abi 3 şey alacaksın ya. Bundle neydi o? Bundle ne? Bundle demek istedi ya. Aşınır ya. At avrat kokonat. Ya. Yok ya ne alırsın sen? Atıyorum telefon mesela. Telefon alırım ben. Telefonu ne yapacaksın siz adamı? Store atarım. Wi-Fi mi alacağım onu? Abi internet de alacaksın ya. O sayılmıyor ki şimdi onu. Telefon içinde. Anladın? Harika baba. Telefon içinde. O bir tane. Öyle bir şey yok bu arada. Deniz, nasıl yok ben ya? Sana buradan atabilir miyim yine? Ya zaten hepsini bana verdin. Bak cevabı beğenmezsem açarsın ha. Üzgün sadece sana açacağım cevabı. Nasıl ben atıyorsun ya? Cevap ver, beğenmezsem atarım ıssız şey. Issız ne ya? Üzgün sadece. Vereyim. Bilgisayar oğlum. Bilgisayar evet. Tam bir. Metin'inki de farmlar falan. Abi neden ıssız alalım teknolojik bir alet? İhtiyacı duyuyorsun. Sen ne iş konuşuyorsun? Sen ne alırdın? Ya çakmak alırdım ya. Çakmağı ne yapacaksın ya? Ateş yapacağım. Tamam bir. İkinciye ben telefonu neler çakmak alacağım? Balık avlayacağım pala burada. Yemek olarak onu yiyeceğim çakmakla yakıp tava alırdım. Çakmak, tava, diğeri olta mı? Olta var mı olta? Battaniye. Tava döküm tava falan. Ya Ayşenur sana ben bak yine senin sorunluyken kazandım ben her gün suratı. Al sana üzgün suratı. Ya adada nasıl beğen yaşayacağım? Mi? Üşüyorum ya. Ben üşüyen bir insanım. Ben ayakkabı alırdım yanıma. Ona bakarsan 3 şey alacaksın o zaman. Yani o zaman bir öğünün en fazla yemek o zaman arasında adada açlık dönemeyeceksin. Ben direkt yok düşünmüyorum. Yok adada deniz var. Balık avlayacağım. Ya bırak Allah aşkına. Ah hayatta kalacaklar balık avlayabilecek misin? Evet köpek balığı alıyorum. Ben yemek olarak düşünmüyorum. Keyif olarak düşünüyorum. Ben çünkü yemek olarak düşünüyorum. Yemeği olarak düşünürsen ölürsün zaten açlıktan orada. Tamam o zaman keyif olarak düşünürsem. Öyle bir şey olursa var sıra öyle kilo aşk olmazdı. Ne? Keyif olarak düşünürsem ay keyfi var işte orada ya. Şezlong mezlong yatak falan alırım. Ben sadece dur, alırım. Neyi cevap verecek? Öyle mi oğlum bilgisayar? 3 tane. Ayakkabı alırdım bir de. 2. 2. 3. sene ne olsun birader? 3. sene böyle bıçak olsun. Ayakkabı çok mantıklı bu arada. Bıçak? Neden? Uzun bir pala. Ne bileyim. İş görür. Protein işte geyik falan alır. Tamam hadi bir yerde. Nereye kesin? Nereye kesin? Nereye kesin? Nereye kesin? Tamam.
bilmeyen elimi çok ağrıyor. Ya biliyorsan soru zaten. Direkt cevap ver. Hiçbir risk taşımadığını bilsen hangi tehlikeli aktiviteyi yapardın? Yaralanma, ölüm, yasal ceza riskleri yok. Aktivite. Hangi tehlikeli aktiviteyi yapardın? Aktivite değil mi? Başka bir şey oldu mu? Katil oldu mu? Harika değil mi? Ne var oğlum? Yasal ceza mezar hiçbir şey yok. Cani misin? Arınıyorum. Ne var? Ben çok beğendim bu cevabı. Ben de katil olurdum. Arınıyorum. Net. Abi benimki o kadar basit bir şey var. Ama hak edemem. Sizin şey oldum. Hak edemem. Tabii ki ya. Hak edemem. Ya adam gidiyor mesela. Oğlum görmüyor musun kadın cinayetlerini? O adamların var ya anasını beklerim böyle bir şey olsa. Hepsini tek tek ipe dizerim. Tabii canım. Valla düşünsene ceza yemiyorsun. Azıcık idamı. İdama niye okey derim abi ben? Sus hiç başlamam. Hiç başlamayalım oraya. Tamam. Atıyorum adam birini öldürmemiş. Tamam ben de hırsızlık yapardım o zaman. Hırsızlık niye yapıyorsun yani ne alacağım ben sana alayım ya. Gideceğim bana Ferrari alacak mı? Ferrari nasıl? Ya katil olsa herhangi bir zahmini öldür Ferrari'ye benim. O adam muhtemelen şansın tekidir zaten. Tamam evet sordum. Kimde sıra benimde sıra. Çek. Kapat hemen kapat. Para birbiri. Para birimi mutluluk olsaydı hangi hisseni zengin ederdi? Ne? Soru bir anlamadım. Anladım. Para birimi mutluluk tamam mı? Hı. Hangi hisseni zengin ederdi? Yine anlamadım. Hangi hisseni? Ben anlamadım. İş. He. Para birimi mutluluk. Tamam anladım. Anladım. Hangi işi yapardın çok mutlu? Hangi işi anladım. Yapsaydın çok mutlu olurdun? Aynen. Hiçbir iş yapmasaydın çok mutlu olurdun. Evde yatarsan mutlu olurdun? Hayır gezersen. Seni zengin ederdi. Tam gezer, yani dünyayı gezerken. Anladım. Dünyayı gezerken. Dünyayı gezmek bir meslek olsa bu mesleği seçerdim. Evet. Aslında öyle meslekler de var ya. Var. Var. O da seyahat olsun. Evet arkadaşlar. Selam olsun. Şuradayız buradayız. Bir de şey yiyorlar ya. Buranın yemeklerini. Evet ya. Abi resmen benlik iş değil mi? Evet, düşünsene kebap yemeği Adana'ya mutfağa gidiyorsun. Bir ara hayalim, bir de bu arada gerçekten... YouTuber var, ben onu izliyorum. Bu arada gerçekten söylüyorum. Otası seyyah. Bir ara hayalim gibi benim, hatta RTS'de okumak istiyordum. Sonra muhabir olup dünyayı gezip yemek yiyecektim. 3 ay falan, 3 ay falan hayal ettim ona şunur. Hayır, 3 ay değil. Bir yıl boyunca bunun için çalıştım bir ara ben. Gerçekten mi? Gerçekten. Of, ama sonra... bilmiyordum. O zaman şunları tekrar anlatıyorum. Hayır ya. Ama sonra RTS'de hiçbir yere gelemeyeceğimi öğrenince yani belirli şartlara hizmet etmediğim müddetçe. Ay Şunur şu kamerayı görünce bile yarım saattir gülüyor. Sen nasıl gülüyorsun olacaksın? Ben olsam daha mantıklı. Alışık diyelim kameralara. Ama alışırdık ne yapalım. Kameraya para beni bozabilir. Ne zaman çekecek diye merak ettim. Gündüzleri inanılmaz güzel ve çekici olacaksın. Ama geceleri tam tersi kabul eder miydin? Ederdim Arda. Kim etmez ki? Ama düşün yani şimdi eşinle uyuyorsun ve tam bir canavarsın. Geceleri çalışırım ben de. Çalışacaksın mı? Gece çalışıp gündüz uyurdum. Ya yatakta uyuyacaksınız. Uyuduğunda düşünsene yani. Böyle gözlerini açıyor bir anda. Karşında seni görüyor. Oğlum insan korkar. Geceleri çok çirkin olacaksın. Abi gündüz için kabul ederdim ya. Bak diyor gündüzleri inanılmaz güzel ve çekici olacaksın. Niye canım sen şimdi de inanılmaz güzel ve çekici? Teşekkür ederim. Ama bu öyle bir güzellikten değil ya. Benimki normal yani bıyıklı bir güzellik. Nereye gitti o güzel deyince mi? Beni nereye gittin birader? Abi yok ben bunu kabul ederdim. Gündüzleri inanılmaz güzel ve çekici olacaksın. Kıskanma lan. Sen de bir gün inanılmaz güzel bir çekici olabilirsin. Anlıyorum. Tamam. İnşallah. Beğenmedim bu soruyu. Ha ben soruyorum. Melih sen çok yaşındın kardeşim. Hazır mısın? Bu soruyu da hep soruyorum. Daha çok böyle şey yaratıyorum. Ne yaratıyorum? Heyecan. Katıyor bence biraz. Katmıyor ki. Katmıyor mu? Sadece soruyu merak ediyorum. Hazır. Of. Bu katıyor. Çok moda girdim şu an. Bu katıyor. Okudu sanki. 2 saniyede şu kadar yazıyor. Okudu. Ne ara? Okuyorum. Bir kitaptaki tüm bilgilere ona dokunarak ulaşabileceksin. Ama her gün 4-5 defa kendini gösteren çok şiddetli migrenin olacak. Kabul eder miydin? Ağrı kesici işe yaramayacak. 4-5 migren kötü ya. Bir tane olsa kesin ederdim. Ama ederdim moruk.
Ben de ederdim. Her şeyi. Ben de ederdim. Okulluğun her şeyi 4-5 tane yaşında böyle öğreniyorsun. Bütün sporu yalar yutardım lan. Ya nasıl var ya Allah'ım ben gidiyorum lan. Bütün dergileri düşünsene 4-5 tane de okursun biliyorsun hepsini. Ya ama bazen de zevki kalmaz ki. Kitap okumanın onun zevki içerisinde böyle yaşarken ya. İçinde şey kalan olmaktan. Anlatamın kitabını da bir tutuyorum. Tamam bilimsel şeyler, makaleler falan öyle de atıyorum işte. O 5 bile diye bakıyorum başına ağrıyorsun. Düşünsene Monte Cristo kontunu okuyorsun. Daha ağır kaldırıyorsun. Ne? Monte Cristo kontunu okuyorsun. 4-5 tane yedi. Hiç de zevkli değil. Okuma o zaman. Git başka yer oku. Ya bütün her şeyi okuyorsun ya. Bütün her şeyi. Bütün her şeyi. Monte Cristo kontu ne biliyor musun? Bilmiyorum. Ezel. Ne? Ezel var ya Eyşan. Ya o zaman onu okumam gidip filmini izlerim. Ya. Ha, pardon. Nasılım? Çok iyi. Sen bu arasındaki inanılmaz zekayı kızsın. Bunu kendime atıyorum. Tamam. Azıcık daha. Kim sordu lan?